Bilim şık olmayan bir davranış örneğini. Dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin bir töreninde protokolde yer aldı. Şimdi geliş sırasındaki görüntüleri izleyelim. En baştan itibaren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha erken bir saatte geliyor. En ön sırada protokolde yerini alıyor. Arka sıralardakilerle selamlaşıyor. Bayağı erken gelmiş anlaşılan Sayın Kılıçdaroğlu. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı, tabii Sayın Zühtü Aslan da Anayasa Mahkemesi Başkanı karşılamış kendisini. Öteki devlet ricali de orada. Geliyorlar birlikte ve onlar da oturuyorlar. Sayın Cemil Çiçek var orada. Sayın İsmet Yılmaz var. Sayın Binali Yıldırım var. Ve hemen yanında da Sayın Zühtü Aslan oturuyor. Şimdi bir fotoğraf gördüm bu ön sırayla ilgili olarak. Zühtü Aslan'ın hemen yanında, evet görüyorsunuz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi geldiğinde muhtemeldir ki karşılayanlarla ve yan yana oturduğu diğer insanlarla tokalaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı lütfedip orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da gelip efendim merhaba, günaydın, neyse, iyi günler gibi bir selamlaşma tenezzülünde bulunmamış. Bu da siyasette hiç şık olmayan hareketler arasına tarihi bir not olarak girmelidir diye düşünüyorum. Kameralar kaçırdı mı, ben mi öyle düşünüyorum bilemiyorum ama orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir tokalaşma yok. Keşke olsaydı. Keşke olmuş olsa da biz atlamış olsak. Bakın o payı da düşüyorum oraya, o notu da düşüyorum ama anladığımız kadarıyla bir tokalaşma olmamış. Ya düşman değilsiniz ki birbirinize. Düşman değilsiniz ki. Siyasi rakiplersiniz. Siyasi arenada bir mücadele veriyorsunuz. Bambaşka yerlerde, bambaşka kutuplarda olabilir. Görüşleriniz, düşünceleriniz, üslubunuz vesaire. Gidip bir elini uzatmak ve Sayın Kılıçdaroğlu nasıl gidiyor kampanya, böyle bir hoşbeş etmek çok mu zordur? Ama şimdi kendisine sorarsanız Kılıçdaroğlu gelip niye benim elimi sıkmadı da diyebilir. O da işin başka bir tarafı. Ama orada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir jesti beklerdik diye düşünüyorum. Bunun yapılmaması da talihsizlik olmuştur. Yani orada herkesle el sıkışıyorsun. İşte muhtemeldir ki kapıda karşılamışlar, merhabalaşmışsınız. Sayın Kılıçdaroğlu da orada daha erkenden gelmiş, oturmuş. Git ona da bir merhaba de. Tabii ki bunlar çok zor şeyler değil ama yapılmaması, izahı zor şeyler diye de kayda geçsin diyoruz.